Merhabalar, bugün hep birlikte Huawei kurumsal destek web sitesine bakacağız. Bunun için öncelikle bir arama motorunun adres çubuğuna support.huawei.com/e yazıp tıkladığımız zaman önümüze açılacak web siteye bakıyoruz. Burada İki tane seçenek var, iki tane başlık var. Bir tanesi ürün desteğiyle ilgili, bir tanesi ise çözüm desteğiyle ilgili. Biz öncelikle ürün desteğine bakıyoruz. Önümüze açılan menülerden switchlere giriyoruz. Ve buradan da yeniden bir menü açılıyor önümüze. Belgesel kitaplığı diye bir ana başlık altında kampüs switchi ve veri merkezi switch'i başlıkları var. Buradan kampüs switch'e giriyoruz. Buraya girdiğimizde önümüze böyle sekmelerden oluşan bir sayfa açılıyor. Hot Topics'lerde şöyle konulara dair bilgiler buluyoruz. Önerilen belgeler, popüler kullanım kılavuzları, ürünlere dair bilgiler, ürün güncellemeleri ve 3D multimedya. Daha sonra kullanım kılavuzlarına giriyoruz, manuellere. Burada birden fazla ürün olduğunu görüyoruz. İçeriklerine bakmak için bir tane ürün seçelim. Mesela S5700. S5700'e girdiğimiz zaman burada kurulum başlığını görüyoruz. Burada işletim ve destek başlığını. Burada ise hata yönetimi başlığını görüyoruz. Sayfayı aşağı doğru çektiğimiz zaman baktığımızda buralarda aynı ürünün farklı versiyonlarına dair kullanım kılavuzları ve bilgilendirmeler olduğunu görüyoruz. Arkasından çözümlere giriyoruz. Çözümlere tıkladığımız zaman Campus Network çözümü ve Bulut Campus Network bilgilendirmelerin olduğu iki sekme açılıyor. Buna girdiğimiz zaman Egal Campus Network çözüm kurumsal için olan çözümüne girdiğimiz zaman burada bu şekilde ürünle ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Eğitim, iş, sağlık vesaire. Daha sonra videolar bölümüne gelebiliyoruz. Burada ürünlerle ilgili tanıtım, kurulumla ilgili videolar görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra tool'lar bölümüne geliyoruz. Örneğin hardware yani donanım kurulum tool'u, product image galerisi ve problem çözümüyle ilgili olan 3 bölüm var kurulumlarla ilgili bilgilendirme yapan. Örneğin bir tanesine tıklayalım. Buraya tıkladığımız zaman yine switch ürünleri görüyoruz hangileri olduğunu. Herhangi birine tıklarsak, örneğin S7706. Buraya görüyorsunuz burada bölümler var kart yuvaları ile alakalı. Burada bilgileri seçebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz ürünle ilgili bilgiler bunlar, kart yuvası bilgileri. Herhangi bir tanesini seçelim. Buraya tıkladığımızda önümüze çıkan. 7 ve 8. kart yuvalarındaki bilgilerin aynı olması gerekiyor. Böyle seçelim ilkini. Daha sonra yine seçelim rastgele bir şekilde. Bunları girdiğimizde gördüğünüz gibi yan tarafında hesaplama sonuçları çıkıyor otomatik olarak bu bilgileri girdiğimiz zaman. Maksimum güç tüketimi, yanında da ağırlığı. Daha sonra burada zoom'a tıkladığımız zaman bu şekilde sağ tıklıyoruz ve kaydete basıyoruz. Dilediğimiz herhangi bir yere kaydediyoruz çıkan sonuçları. Bir başka yere daha girelim buraya. Burada da gördüğünüz gibi
ürünlerle ilgili, farklı ürünlerle ilgili bilgilendirmelerin olduğu bölümler var. Örneğin burası Network Element ikonları. Buralarda bu ikonların farklı versiyonlarını görebiliyoruz. Örneğin buradakiler PPT, buradakiler VSS. Görüyorsunuz, aşağı doğru iniyoruz. Örneğin bir tanesine tıklayalım. Bu şekilde iniyor. Tıklıyoruz. Ürünle ilgili ayrıntılı fotoğraflandırmaları burada buluyoruz. Bu şekilde. Hepsine tıklayarak hepsini görebiliriz. Daha sonrasında da hata tespiti ile ilgili olana girelim. Burada da örneğin bir tanesine tıklayalım. Campus Switch'e tıklayalım. Burada bize adım adım ürünle ilgili hatalının nereden kaynaklandığını ya da nasıl bir hata olduğunu gösteriyor. Örneğin buraya tıklayalım. Böyle bir problemle karşılaştığımız zaman öncelikle bu adımları kontrol etmemiz gerekiyor sırasıyla. Burada gördüğümüz maddeleri tek tek kontrol ediyoruz. Daha sonra tek topiklere giriyoruz. Burada da özellik tariflerini buluyoruz. Tıkladığımız zaman o ürünle ilgili özellikleri, aşağı doğru çektiğimiz zaman kurulumla ilgili örneklendirmeler olduğunu görüyoruz. Burada onları bulabiliyoruz. Daha aşağı indiğimizde ise hata tespiti. Sonra öğrenme kısmı burada da. Burada görmüş olduğunuz videoların hepsi ücretsiz izlenebiliyor. Ve mesela buradaki konulardan bazıları hata tespiti, basit bilgiler, özellik tanıtımları vesaire, daha fazlasını da bulabiliriz. Huawei kurumsal web sitesi için olan destek tanıtımımızdan sonra şimdi de birlikte bir app'imize göz atalım. App'imizin ismi 3D Live Plus. App'imizi indirmek için öncelikle Google Play ya da Apple Store'a gidip 3D Live Plus yazdığımızda çıkan seçenekten app'imizi indiriyoruz. Daha sonrasında app'imize girdiğimiz zaman yukarıda seçenekleri görüyoruz. Öncelikle bir göz atalım. Gördüğünüz gibi routerlar, switchler, güvenlik vesaire. Router'a tıklayalım. Buraya tıkladığımız zaman ürünlerimizi görüyoruz. Switch'lere tıkladığımız zaman da campus switch'imiz ve veri merkezi switch'imizi görüyoruz. Burada da transmission başlığı altındaki ürünleri görüyoruz. Burada da access başlığı altındaki ürünlerimiz. Security başlığı altındaki ürünlerimiz de bunlar. Firewall bir tanesi. Bunlar ürünlerimiz. Şimdi burada indirilmiş olduğumuz ürünlerle ilgili olan seçeneğe girdik. Burada iniyor. Gördüğünüz gibi hemen bir pencere açıldı. Burada ürünün tanıtımını yapan pencere. Burada ürün özellikleri var. Çarpıya basıp çıkıyoruz. Burada ürüne dokunduğumuz zaman oynatabiliyoruz gördüğünüz gibi. Döndürebiliyoruz. Burada ürünün 3 boyutlu halini görüyoruz. Üzerinde görmüş olduğumuz kırmızı ve beyaz noktalara tıkladığımız zaman, kırmızıdan başlayalım. Buradakine tıklayalım mesela. Kart yuvasını yerinden çıkarıp ayrıntılı bir şekilde bize gösteriyor ve tanıtımını yapıyor. Çarpıya bastığımızda buradan çıkıyoruz. Bunu da aynı şekilde döndürebiliyoruz. Büyütebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ayrıntılı bir şekilde görüyoruz. Live Plus app'inden sonra şimdi de Huawei kurumsal destek app'ine bir göz atalım. Öncelikle bu app'imizi indirmek için Google Play Store'a ya da Apple Play Store'a gidip indirebiliyoruz. Bir tarama fonksiyonu var. Bu fonksiyon sayesinde cihazın ya da kutunun üzerindeki barkodu tarayarak ürün bilgisi elde edebiliyoruz. Bu tarama fonksiyonunun yanı sıra app üzerinde aynı zamanda
diğer materyallere de ulaşabiliyoruz ürünle alakalı. Son olarak da app'imizin üzerinde bir feedback fonksiyonu var ve bu feedback fonksiyonunu kullanarak karşılaştığımız sorunu ya da herhangi bir yorumumuzu yazarak yollarsak mühendisimiz size 2 gün içerisinde dönüş yapıyor.